Kureyş halkı! Ey Kureyş halkı! Muhammed'e daha ne kadar sabredeceksiniz? Görüyorsunuz ki taraftarları giderek eksilmiyor, aksine artıyor. Hac zamanı bile bitmeden Arap kabileleri arasında ünü iyice yayıldı. Onunla konuşmak, onunla tartışmak ve tabii onunla görüşmek yeterli gelir mi sandınız? Ona ve ashabına yumruğumuzu gösterip harekete geçme zamanı gelmedi mi? Bu Haşimoğullarıyla savaş demek olsa da. Vallahi doğru. Bunun zamanı geldi. Başladığın her sözü bana karşı gelerek bitiriyorsun. Görüşlerini biliyoruz. Bir kısmına katılıyorum. Diğer kısmına katılmıyorum. Bence yumruk gösterme zamanı geldi. Ama sopayla kırbacı ilk ben kullanacağım. Lakin... Lakin mi? Bıktım bu lakinlerinden. Haşimoğullarıyla savaşmayalım. Yoksa Kureyş kabilelerini bölmüş oluruz. Bu çatışma Muhammed ve ashabının mensup olduğu kabileler arasında. Her kabilenin kendi içindeki Müslümanlara dininden dönmesi için saldırması, hapsetmesi, hatta gerekirse işkence etmesi lazım. Böylece hiç kimse kimsenin yüzüne bakıp da bu kardeşimi veya amcamın oğlunu öldürdü diyemez. Muhammed'in dininin yayılmasını mutlaka engellemeliyiz. Kendi evlerinizden başlayın. Bunu yaparsanız sorun kendiliğinden çözülür. Bunu kabul edebiliriz. Bugün adil davrandın ey Ömer. Evet, gerçekten adil davrandın. Velakin bu din sayesinde kendisi için bir şey isteyebileceği aklınıza gelmedi mi arkadaşlar? Mal, makam, iktidar, eşya ve kadın. Ben onunla görüşeyim ve bunları teklif edeyim. Belki de bazılarını kabul eder ve bundan sonra bizimle uğraşmaktan vazgeçer. Evet Ebu Velid, git onunla konuş. Ya kabul etmezse? İstediğinizi yapın. Babam, Resulullah'la konuşmaya mı gitti? Evet baba. Gelip sana söylemek istedim. Ey Muhammed! Sen mi daha hayırlısın, deden Abdülmuttalip mi? Onların senden daha hayırlı olduğunu kabul ediyorsan, onlar ayıplamakta olduğun ilahlara tapıyorlardı. Onlardan daha hayırlı olduğunu iddia ediyorsan, hadi bize de konuş da seni dinleyelim. Vallahi milletine senin kadar uğursuzluk getireni hiç görmedik. Birliğimizi bozdun ve bizi perişan ettin, dinimizi ayıpladın. Vallahi şimdi kılıçlarımızı çekip birbirimizi telef edinceye kadar savaşmamak ve birbirimizi öldürmemek için birinin bize engel olması mı lazım? Ey Muhammed, mal istiyorsan içimizde en zenginimiz oluncaya kadar mallarımızdan bir kısmını sana bağışlayalım. Eğer istediğin makamsa seni başımıza kral yapalım. Yok eğer sadece kadın istiyorsan Kureyş'in en güzel ve en asil kadınlarından istediğini seç. Biz de seni onlarla evlendirelim. Thank you.
olsun ki Ebu Velid gittiğinden farklı bir yüzle döndü. Ben de yemin ederim. Ne yaptın Ebu Velid? Bugüne kadar benzerini hiç duymadığım bir söz işittim. Vallahi duyduklarım ne şiir, ne kehanet, ne de büyüdür. Hey Kureyş halkı! Beni dinleyin ve kulaklarınızı dört açın. O adamı içinde bulunduğu durumla baş başa bırakın. Ona karışmayın. Neden bahsediyor? Ne demek istiyor? Vallahi o çok büyük olayların habercisidir. Araplar onu alt ederse ondan kurtulmuş olursunuz. Eğer Araplara galip gelirse onun saltanatı sizin de saltanatınız olur. Sayesinde insanların en bahtiyarı olursunuz. Ebu Velid vallahi seni diliyle büyülemiş. Bu benim şahsi görüşüm. Siz kendinize uygun düşeni yapın. Yemin ederim ki babam haklı. Muhammed'in getirdiklerini inkar etmekte kararlıysanız en azından babamın öğüdüne kulak verin. İnkar mı? Kim kimin dinini inkar ediyor? Babanın görüşü ve dini senin için çok önemli mi? Öyleyse neden bizimle oturup düşmanımıza karşı planlarımıza bize katılmıyorsun? Aklı başında biri olduğunu duydum. Bu Salim de seninle değil mi? Salim'in görüşüne çok ihtiyacımız var. Evet, doğru. Evet, belki içinde bulunduğumuz durumdan çıkmanın bir yolunu bulabilir. Muhammed bizi aciz bıraktı. Söyler misin Salim? Muhammed ve ashabına ne yapalım dersin? Aç mı bırakalım? Susuz mu bırakalım? Yoksa öldürelim mi? Ya da her yerde rezil mi edelim? Sadede gel Ebu'l-Hakem. Neden Muhammed'in öğrettiği gibi bana Ebu Cehil demiyorsun? Ne demek istiyorsun Ebu'l-Hakem? Ebu Huzeyfe'nin Müslüman olduğunu duymadınız mı? Ne? Müslüman mı? Onunla birlikte can dostu bilmem kimin oğlu Salim'in de bir Müslüman olduğunu. O benim oğlum. Bunu sen de biliyorsun. Onu evlatlık edindiğini biliyorum ben. Onun gerçek babasınıysa tıpkı onun gibi ben de bilmiyorum. Resulullah sana Ebu Cehil demekte haklıymış. Hakkın karşısında cahilsin ve cehaleti savunuyorsun. Duydunuz mu ey Kureyş halkı? Bizde saygın yoksa baban Ebu Velid'e saygın olsun. Senin onu utandırmaya hakkın yok. En azından ihtiyar adamcağızı düşün. Sus artık Ebu'l-Hakem, yoksa ağzımdan kötü şeyler çıkacak. Atalarının dininden sapıp yaptığın şeyden daha kötü ne olabilir? Seni ve evlatlığını her yerde aşağılayıp rezil edeceğim. Allah seni rezil etsin Allah'ın düşmanı. Seni iğrenç sefil adam. Sefil olan sensin saygısız nankör. Yeter artık Ebu'l-Hakem. Onun oğlum olduğunu unuttun mu? O senin babası olduğunu hatırlayıp seni korudu mu? Eminim onun bir süredir Muhammed'e iman ettiğini biliyordun. Gerçeği gizledin. Eğer onu engelleyemiyorsan biz engelleyelim. Onun saçının teline zarar verecek oğlanın burnunu yere sürterim. Salim'e gelirsek, o senin oğlun değil. Onu da oğlun gibi koruyacak mısın? Oğluma oğul olan kişi bana da torun olmuş demektir. Duydunuz mu ey Kureyş halkı? Dostumuz Ebu Velid oğlunu ve torununu himayesine almış bile. Bu adam Abdüşems'in evinde ayıplanacak bir kusur gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Kardeşin Seleme'ye saldırman senin için daha uygun olmaz mı? Ve tabii anne tarafından üvey kardeşin Ayşe, ikisi de Müslüman. Beni gizlemekle ayıpladığım bu konuyu neden insanlardan gizliyorsun? Sen önce kendi evini düzelt, sonra başkalarının evine bakarsın. Sen mi emir verdin? Doğruyu söyleme zamanı. Dinden çıktınız mı?
dinden çıktınız mı? Evet. Elhamdülillah Müslüman olduk. Dinimizi terk edip Muzammem'e inanan aptal adamlara işte bunu yaparız. Kardeşlerimiz ve oğullarımız olsalar bile ya dönerler ya da leş olurlar. Bırakın! Bırakın! Hadi! Bırakın bizi! Bırakın! Hayır! Bırak! Bu iki ahmak için yardım edin! Bırak! Hayır! İnsanları Muhammed ve ashabına karşı kışkırtıyorum. Ama ailemden iki kişi onlara katılmış. Yemin olsun ki önce sizden başlayacağım. Şimdi o Haşim oğulları ve Abdümenaf oğullarının söyleyecek lafı kalmadı. Bunlar senin dostundur Hantemen'in oğlu. Bu ikisinin aşağılanmasını, aç ve susuz kalmasını istemiyorsan konuş da ikna gücünü görelim. Mutlu musun ya Ömer? Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Vallahi kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Ancak dinimize dönmenizden başka çözüm yok. Asla dönmeyiz. O gün Ayaş, Mekke Ovası'nda Muhammed hakkında konuşurken arkadaşlarından duyduklarını anlatmıştın. Pers ve Rum imparatorluklarından bahsetmiş. İslam'ın tüm dünyaya yayılacağını söylemiştin. Muhammed dediğiniz kişi hakla batılı ayırarak insanları dininde topluyor demiştin. O zaman senden gerçekten şüphelenmiştim. Sonra şüphelerimi bir kenara bıraktım. Çünkü kardeşi Ebu Hakem'dir dedim. Amcası da Velid bin Muire. Ben de yakın bir dostuyum. Keşke cahiliyede olduğu gibi İslamiyet'te de dostum olarak kalsan. Öyle de kalacaksın. Sen Muhammed'in dinine girmişken ben ona düşmanlık ederken aranızda nasıl kalabilirim? Hak ve batılı ayırdığını, kendini hakta, beni de batılda gördüğünü söylerken sizinle nasıl bir araya gelebiliriz? Nasıl dost kalabiliriz? Beni dinle Ömer. Vallahi sen benden daha akıllısın. Benden daha iyi birisin. Daha iyi konuşursun. Doğru ve dürüst bir adamsın. İçin dışın birdir. Güzel ahlakın tüm özelliklerini taşırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Ömer. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve şöyle buyuruyor. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede hayırlı olanınız, İslam devrinde de hayırlı olur. Ve biliyorum ki Ömer, sen saf altın gibisin. Aklının, kalbinin ve ahlakının seni hayra yönlendirmesini dilerim. İslam'ı iyi kavrarsan şimdiki gibi önder olursun Ömer. Biz de sana tabi oluruz. Zaten hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabiyiz. Tıpkı kardeşim Zeyd gibi konuşuyorsun. O da benden bir şey isteyeceğinde hemen böyle konuşmaya başlardı. Ama ben tatlı söze kanacak biri değilim. Bu çalkantıda sana yardım edeceğimi düşünüyorsan benden hemen umudunu kes. Vallahi dinimize dönene dek yapmam. Adi oğullarından kim dininden dönerse masum oğullarının size yaptığını yapacağım. Hadi toplanın ey adi oğulları. Buraya gelin adi oğulları. Toplanın ve dinleyin ey adi oğulları. Sert önlemler alma zamanıdır. Bu kadarı fazla. Artık haddinizi aştınız. Dinimizden dönenlere karşı artık müsamaha yok. Kavmin ileri gelenleri
Muhammed'in dinine girenleri bundan böyle cezalandırmaya karar verdiler. Sizinle ben ilgileneceğim. Her kim dinimizi terk eder ve birliğimizi bozarsa ona en büyük işkenceyi bizzat ben yapacağım. İbret alem olsun diyeceğim. Erkek kardeş ve amcaoğlu, kız kardeş veya tüm adıyoğulları, onların kızları, onların kadınları, hizmetçileri, köle ve cariye ayrımı yapmam. Madem ki Muhammed ve onun ashabı olanlar, soyluyla soysuz olanları bir tutuyorlar, hak uğruna onlara eşit davranıyorlar, ben de dinini terk edenlere eşit davranacağım. Hepsine aynı işkenceyi yapacağım. Ve bundan sadece siz sorumlusunuz. Cezanızın karşılığını tam olarak alacaksınız. Hepinizi son kez uyarıyorum. Şimdi dağılın. Hadi gidelim. Ömer iyice kızdı. Bakalım sorumuz ne olacak? Gören gözleriniz varsa bakın onlara ve anlayın. İşiten kulaklarınız varsa dinleyin ve bunlardan ibret alın. Yemin ederim ki bu daha başlangıç ya da aşk satırlarıyla başlayan bir kasidenin ilk satırlarıdır. Amacımıza henüz ulaşmadık. Kim bu gördüğünüz sefillere katılmak istiyorsa katılsın. Ben de hayatı onlara zindan edeceğime söz veriyorum. Öyle ki ölüp ölüp dirilecekler. Muhammed bizi cehenneme karşı uyarıyor. Cehennem burada. Cehennem şimdi. Bekleme yok, erteleme yok. Devamlı olarak ve kesintisiz. Hikayelere benzemiyor. Gözde görünen bir gerçek. Gözün gördüğü dedikoduya benzemez. Onlara bakın. Onlar Farisi ve Şamlıların krallarıdır. Muhammed'in vaat ettiği gibi. Bir emriniz mi vardı ey krallar? Emredin de itaat edeyim. Sizin en sadık kulunuzum. Ve siz üzerinize konan sinekleri deve kuşu tüyüyle uzaklaştırayım mı? Beyaz şarap getireyim mi? Öylesine şeffaf ki nur gibi bembeyaz. Bu kulunuza emir vermeniz yeter. Kulunuz emrinizi hemen gerçekleştirir. Ya siz efendim? Size birkaç cariye getirteyim mi? Size tef çalsınlar. Tamburun nameleriyle dans etsinler. Munakhir'in şu şiirini okusunlar. İttim onu. O da itilmiş gibi yürüdü. Pınar başına koşan çöl tavuğu gibi. Ben onu seviyorum ve o da beni. Ellerine dişi sağlık. Dişi devesini, erkek devemi seviyor. Canını ya. Doğrusu daha önce hiç böyle bir kral görmedim. Dünyadan el ayak çekip köşelerine çekilmişler.
Oysa dünya hazinelerini parmaklarının ucuna getirdim. Ya da krallara nasıl hizmet edeceğimi bilmiyorum. Benden ve dünyadan yüz çevirmişler. Ah zavallı Ebu Hakem. İşte gördünüz. Aklı olan herkes ibret alsın ve kulak versin. Bunlar gibi kral olup bana gelmeyin. Mekke'de krallara hiç yer kalmadı. Bilal! Sabredin. Allah size bir ferahlık verene kadar sabredin. Ben sizi uyarmadım mı? Yeter Ömer. Sizi yoruluncaya kadar döverim. Onları emrettiğim yere götürüp hapsedin. Ayaklarını zincirlerle bağlayın. Ondan sonra sadece hayatta kalabilecekleri kadar yemek ve su verin. Hak ettiler. Demek buradasınız. Ve bana yardım etmiyorsunuz. Sen zaten hepsine yettin. Ya Ömer. Bütün Adi oğullarını hizaya getirene kadar yetmez. Sopayla mı? Evet, sopayla. Sen o tanıdığım Ömer değilsin. Kimmiş senin tanıdığın Ömer? Günün birinde develer için şunu diyen Ömer. Sürü halinde güdersin ama bakımlarını tek tek yaparsın. Evlatların gibi. Ve şunları da diyen Ömer. Ahlakından ödün vererek kazanan aslında kaybetmiştir. Ve bir zamanlar hakkında şunu söylediğim Ömer. O bir güçlüyü korkutacak kadar sert, mazlum ve savunmasızlara yardım edecek kadar merhametlidir. Ama şunu unuttun, kavmini seven ve bölünerek başka insanların hedefi haline gelmelerinden nefret eden de Ömer'dir. Sertliğim onları ıslah etmek içindir. Ciddi yönetici, merhamet ettiğine sert davranabilir. Zira ceza ıslah edici olabilir. Kısas bir zalimi caydırabilir. Ölüm de nefisleri yaşatabilir. İnsanların birbirinden korkusu olmasa yeryüzü fesatla dolardı. İnsanlar birbirini yer bitirirdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Gerçekten doğru sözler. Ama yerinde kullanılırsa... Mm-hmm.
Sıcak iyice bastırmadan acele etmelisin. O köle nerede? Bilal mi? Eşyamızı taşıyıp avımızı toplasın istiyorum. Bunun için hazırlanmasını emrettim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım, bana verdiğin nimetlerin hürmetine beni zalimlere ortak etme. Beni müşriklerin zulmünden koru. Allah'ım, zayıfım, beni güçlü kıl. Yaratmış olduklarına beni muhtaç etme. Allah'ım, ey zayıfların sığınağı, bir tek senden yardım diler ve sana tevekkül ederim. Zulüm ve haksızlıktan sana sığınırım. Rabbim, sana iman ettim. Din olarak İslam'ı seçtim. Peygamber ve elçi olarak Muhammed'i. Seni pis siyah karga! Emrime aldırmayıp Muhammed'e mi inandın? Rabbime inanmak için izin almam. Ne zamandır kölelerin Rabbi, efendilerinin Rabbinden farklı oldu? Öyleyse Rabbine dua et de sana bir yol göstersin. Seni yapacağım eziyetten korusun. Araplar böylesini hiç görmedi. Rabbim senden gelen eziyetle inancımı imtihan ederse, Arapların bilmediği bir metanetle sabrederim. Bana edeceğin eziyet Allah'ın sana çektireceği azabın yanında hiç kalır. Yani bana karşılık mı veriyorsun? Kara kadının oğlu, kölem Bilal sapıtmıştır. İşkenceyi görmek isteyenler Mekke dışına gelsin. Bilal Müslüman oldu. Ümeyye küfürle ısrar ediyor. Öbür dünyadaki azap çok daha kötüdür. Götürün, hadi! Hadi! Şimdi Rabbin kim ya Bilal? Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed ve dinim İslam'dır. İnkar edene kadar devam. Al! 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 Burada ölmedikçe yahut Muhammed'in dinini inkar edip Lat ve Uzay'a tapmadıkça böylece kalacaksın. Allah birdir. Allah birdir. Muhammed'i ailesi ve kabilesi korurken sen bu eziyete katlanıyorsun. Neden kurtulmak elindeyken buna katlanıyorsun ya Bilal? Eğer istersen kendini bundan kurtarabilirsin. Yeter ki Muhammed'i inkar et. Ben de hemen bitireyim. Allah birdir. Durun! Ellerinizi ondan çekin! Kölen istediğini söyledi mi Ebu Ali? Dediklerine göre Muhammed'e küfredinceye kadar ona yaptığın işkenceyi bırakmayacakmışsın. Yarın, yarın! Ya sen? Sapkınları dövmekten ellerin yoruldu da şimdi dinlenmeyi mi tercih ettin?
Duyduğuma göre azatlı kölen, o çok sevdiğin Yasir, onun eşi Sümeyye ve oğulları Ammar, Muhammed'in dinine girmişler. Lanet olasıca köle! Bugün bana çok çektirdi. Kim kimden daha çok çekti baba? Sabahtan beri durmadan kırbaç vuran benim. Yoksa köleler hep böyle midir? Derileri bizimkinden daha mı kalındır? Bu adam önceden hep güçsüzdü. Cübeyr'in kölesine kaşla göz arasında yenilivermişti. Bugün ona ne oldu ha? Evet. Yemin ederim ki bu Muhammed'in büyüsüdür. Acı hissetmesini engelleyen farklı bir büyü yapmış olmalı. Keşke insanları kim önce pes edecek diye şahit yapmasaydın. Şimdi insanlar kim önce vazgeçer diye bekliyor. Sabreder de sana taviz vermezse, sen de onu serbest bırakırsan küçük düşersin. Sonunda şöyle derler. Kölesi kazandı, efendisi yenildi. Bu diğer köleler için de örnek olur ve onları bize karşı kışkırtır. Bugün o kötü adam Ebu'l-Hakem'i duydun. Pes etmeyeceğim. Bana taviz verene ya da ölene kadar pes etmeyeceğim. Demek söylemek istediğin ama söylemekten vazgeçtiğin sır buydu. İçime şüphe düşmüştü. Ama daha sonra şöyle düşündüm. Arapların tartıştığı konu biz köleleri ne ilgilendirir ki? Yazık sana ey vahşi. Hala aklınla değil derinle düşünüyorsun. Evet. Senin derine benzeyen derimle düşünüyorum ama seninki soyulmuş. İstersen bu çektiklerine son verebilirsin. Derim seninki gibi ise de kalbim seninkinden farklı. Ahmak. Mecnun. Neden bana böyle davranıyorsun vahşi? Anlaşamadığımız halde neden benimle ilgileniyorsun? Efendin seni böyle görürse bu hiç hoşuna gitmez. Belki ben de senin gibi ahmağım. Köle olduğun yetmezmiş gibi bir de acılarını arttırıyorsun. Zavallı adam. Zavallı olan Ümeyye bin Halef. Ve sensin. Ben ve Ümeyye mi? Beni onunla bir mi tutuyorsun? İşte buna sevinmeliyim. Batılda birleşiyorsunuz. Ben de Ebu Bekir ve Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan ve Ali bin Ebu Talip'le hak üzerinde birim. Gerçekten bu doğru mu? Yani sen ve onlar. Gerçekten eşit misiniz? Ahmaksın. Onlar da Müslüman oldu. Peki senin gibi işkence gördüler mi? Çektiklerini çekeyim diye beni dinine çağırıyorsun. Sen benden daha çok sabredebilirsin. Çünkü benden güçlüsün. Beni gerçekten şaşırtan da bu oldu. Onca işkenceye nasıl dayandın? Seni hiç bu kadar azimli görmemiştim. İslam sayesinde vahşi. İmanım sayesinde. Anlamıyor musun? Sadece bir köle olduğumu anlıyorum. Senin işkence görüp benim görmediğimi. Hayır, Muhammed'i gönderen Allah'a yemin olsun ki bugün ben Ümeyye'den çok daha özgürüm. Lat ve Uzza mı daha hayırlı yoksa Muhammed'in Rabbi mi? Allah birdir. Elbette Lat ve Uzza. Allah birdir. Şimdi Muhammed'i inkar et de kendini bu işkenceden kurtar. Allah birdir. Seni lanet olasıca uğursuz karga. Yakınlarımızın ve arkadaşlarımızın
Hayırları bize, şerleri aleyhimizedir. Size iyilik yaptık, sizi koruduk, sizi doyurduk, hatta sizi evlendirdik. Sonra dinimizi terk edip Muhammed'e mi tabi oldunuz? İyiliğe böyle mi karşılık veriyorsunuz sizi cahiller? Ya dinimize dönersiniz ya da sizi öldürürüz. Seçim sizin. Sen de mi? Sen de mi dinden döndün seni siyahi, pis, akılsız kadın? Bizi hamur taşıyıp duruyordun. İçimizden birinin yüzüne bakamazdın bile. Vallahi seni rezil ederim. Allah seni rezil etsin, Allah'ın düşmanı. Bırak onu. Bırak, istersen beni öldür. Senin için kolay bir yol olur. Ama ona neler yaptığımı görmeden ölmeyeceksin. Ya da dinimize geri dönüp Muhammed'e küfredeceksiniz. Allah'ın laneti üzerine olsun, Allah'ın düşmanı. Seni alçak, ahlaksız, namert adam. Gazabımı unutmuşsun. Sabret. Sabret ey anne. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Muhammed'in bizi daima uyardığı cehennem mi daha sıcak? Yoksa bu toprak ve üstündeki kaya mı? Ne düşünüyorsun? Allah birdir. Şuna bak. Lat ve Uzza'nın adıyla söyle. Sadece onların adıyla. Başka bir şey istemiyorum senden. Allah birdir. Şuraya bak. Hala vazgeçmiyor. Muhammed'e hakaret etmek zorunda değilsin. Ama Allah'ın adıyla dediğin gibi Lat ve Uzza'nın adıyla de. Sadece bu sözleri söyle ki buradaki insanlar duysunlar. Allah birdir. Söyleyeceğin sadece birkaç kelime Lat ve Uzza adına. Söyleyemem. Lat ve Uzza adına. O kadar ağır laf değil. Gerçekten ağır olan şu gördüğün kayadır. Buna dilim varmaz. Beni dinle Bilal. O arkadaşların var ya, senin kadar işkenceye maruz kalmadıkları halde acılarının biraz hafiflemesi için taviz verdiler. Sen de yapabilirsin.